Şu an SGK uzmanı Sayın Erhan Nacar canlı yayında olacak. Canlı yayında hatta şu an renkli kıyafetleriyle değişik bir tarzı var. Her SGK uzmanı böyle bir tarzda değil. Evet Erhan Nacar, tüm Türkiye'ye kendini tanıttın. Söylediklerin çoğu çıkıyor. Anlattıklarının çoğu çıkıyor. Hiçbir partiye yakın değilsin. İşinin uzmanısın. CHP'yi de konuşuyorsun, AK Parti'yi de konuşuyorsun. Çıkıp da emeklilere işte şöyle alacaksınız, böyle havadan da konuşmuyorsun. Ama şu an milyonlarca emekli vatandaşımız bizden, biz sizi yayın aldık ama bir şey bekliyor, güzel haberler bekliyor. Rica ediyorum, önce onunla başlamak istiyorum. Emekliler ne olacak 2021 yılında? Ücretleriyle ilgili, maaşlarıyla ilgili, hakları ile ilgili. Söz sende. Tahir, önce Uyan Türkiye'm ailesine o kadar sabahtan beri mücadele ediyoruz Skype ile ve çok başarılı bir ekibim var. Öncelikle Beyaz TV'ye, Uyan Türkiye'm ailesine ve Tahir Sarıkaya'ya teşekkür ediyoruz ve bugün çok önemli şeyler söyleyeceğim. Belki de önümüzde 3 yıl içerisinde geçmişe dönük 25 yıllık, 30 yıllık belki de emeklilik sistemi değişecek. Yani yeni bir emeklilik sistemini bekliyoruz Tahir artık. Yani bunu Peki ilk defa nedir sen bu? de söylüyorum. Nedir bu yeni emeklilik sistemi? Yeni emeklilik sistemi şu, çoğu vatandaş bilir. 2000 öncesi bir çalışma, 2000 ile 2008 arası bir çalışma, 2008 ile bu zamana kadar olan bir çalışma. Hatta ve hatta 99 öncesi Yaşar Okuyan dönemi, Özal dönemi, rahmetli Özal, rahmetli Necmettin Erbakan dönemi. Yani Tahir, kısacası her bir siyasetin devlet adamı yeni bir reformla, yeni bir emeklilik sistemiyle hayatımıza geldi. Dolayısıyla şu anda 5'e yakın bir sistem var Türkiye'de. Yani 5 şekilde emekli olunabiliyor. En yüksek emekli maaşını Tamam. Sayın Necmettin Erbakan hocamızın döneminde alıyoruz. Ondan sonra gelişerek Özal dönemi, ama Özal'da da biliyoruz ki 38 yaşı gördük. Şu an ne olacak? Şu an Türkiye Cumhuriyeti artık Çalışma Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda bir çalışma öngörüyor ve bununla ilgili kesinlikle kurmayları bir çalışma aşamasında ve önümüzdeki aylarda ilk defa sen de bunu söylüyoruz. Emeklilik sistemiyle ilgili ya da yeni emeklilik sistemiyle ilgili gazete manşetlerinde duyacağız ve duyarsak da şunu bilelim ki artık eskisi gibi olmayacağız. Bakın 1500 liranın altında maaş yok. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda özellikle vurguladı. Yetiyor mu 1500 lira? Yetmiyor. Bana göre bir Yetmiyor abi. emeklinin maaşı Türkiye standartlarında 3500 lira en az olmalı. Peki bu yeni emeklilik sistemi hayatımıza ne katacak? Bu yeni emeklilik sistemi aslında prim kazanca göre hareket ettiği için, yani aldığımız maaşa göre yüksek emekli maaşı artık alabileceğiz. Düne Evet. kadar Tahir Bey 9000 günden, 10000 günden ne kadar günün varsa o kadar emekli maaşı alabiliyorduk. Ama şimdi 2008'den sonra gelen sistem Türkiye Cumhuriyeti'nde oturdu. Yani bu ne demek? Artık Türkiye yeni emeklilik sistemine hazır hale geldi ve önümüzdeki aylarda göreceğiz. Yani Ve şunu bunu mu anladım bizler ben? Erhan Sayın Nacar, bir dakika. Ne kadar çok para yatırırsak emekli olduktan sonra o kadar çok para mı alacağız? Tabii şu anda sistem o zaten. Mesela örnek veriyorum, Antalya'da bir aşçı kardeşimiz 7 bin lira 8 bin lira alırken Görüntü bu kadar koyabiliyor muyuz Emre Hocam? görünmüyordu. Evet. İşverenler bunu 3 bin lira üzerinden gösterip 4 bin lirayı harici el altından veriyordu. Bu gelen şikayetler üzerine bir çalışma yapılıyor ve bu çalışmaya göre artık bundan sonra kimse devletten kaçıramayacak. Kimse vatandaşın cebinden kaçıramayacak. Böylelikle 1500 lira ne demek? 1500 lira hayal oluyor. Bakın, kimseye ben hayal satmıyorum. 1500 TL emeklilik hayal oluyor ve bunu da İlk defa Tahir Sarıkaya Yani size bence de bir söylüyorum. zahmet de olsun yani hayal. Yani 1500 liranın adı var Erhan Nacar. Yani 1500 liraya geçen ben markete gittim. Yemin ediyorum bir poşet ya 400 lira tuttu ya bir poşet. Hani tutup da 20 kişi yaşamıyorum abi.
Yani kesinlikle. Bu kadar da evet Erhan Bey. Tahir Bey çok özür dilerim. Geçim zor, pandemi var, her şeyin farkındayız. Ama bir şey söyleyeceğim, kimse bunu kabul etmiyor. Bakın ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne, ben diğer siyasi partilerin hepsine söylüyorum. Sizler de somut bir şey getirin, bizlerle onu hep birlikte destekleyelim. Aynı noktada kalmayalım. Mesela EYT biliyorsunuz. EYT ile ilgili Cumhurbaşkanımız dedi ki, artık dedi ben dedi seçimi kaybetsem de EYT gelmeyecek. Tahir Bey ben buna inanmıyorum. Ben buna inanmıyorum. Önümüzdeki aylarda yaşa takılanlarla ilgili artık yaşa takılan kalmadı diyen var Tahir Bey. Yıllardır yaşa takılanı konuşuyoruz. Hala yaşa takılan mı var diyenler var. Evet var. 100.000 de olsa var. Ama ben şunu söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaşa takılanlarla ilgili duyduğum, aldığım duyumlara göre sanki bir şeyler olacak. Bunu da yine ekranlarda, gazetelerde ve haber manşetlerinde yine dinleyeceğiz. Şimdi tamam Erhan Acar, bak burada eğri oturalım, doğru konuşalım. Ben 40 yaşındayım. Şimdi ben 40 yaşında emekli olmam hak mı kardeşim? Ben daha değil. Allah bana can vermiş, güç vermiş, çalışmam lazım. Abi 38 yaşında günah değil mi yani? Bu devletin üzerine biniyorlar, emekli olalım Hayır diyorlar. Biz değil zamanında mi abi? Bunu zaten kabul etmedik. Bakın bugün dünya 65'i bırakın, dünya 72'yi zorluyor şu anda. Yani 72 yaşta emeklilik geliyor. Türkiye'de daha yeni 65 yaş geldi. Bu da neden oldu? Geçmişte aldığımız reformlar, belki de seçimleri kazanmak için yapılan siyasi ataklar. Ama bura beni ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren abi emekli maaşı düşük mü, yüksek mi? Emekli maaşını nasıl yükseltebiliriz? Kişilerin ekonomik gücüne, evine nasıl para sokabiliriz? Buna bakıyoruz. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde güzel haberleri duyacağız Tahir Bey. İnşallah. Devam edelim hızlı bir şekilde. Avrupalı Türklerin soruna geçelim mi? Geçeceğiz bir saniye. Yavaşça. Şimdi arkadaşlar bu arada canlı yayında. Canlı yayında soralım mı Erhan Acar emeklilik şeylerini? Vatandaşlarımız, ben hazırım, bekliyorum. Vatandaşlarımız bize Instagram adresinden Tahir Altdire Sarıkaya, kendimi şey gibi hissettim ya, böyle bal satan şey olur ya, şu kadarlık bal, tövbe yarabbim. Instagram'dan bize lütfen yazın arkadaşlar, Tahir Altdire Sarıkaya ne zaman emekli olabilirim diye canlı yayında Erhan Acar da açıklayacak, sorularınızın cevabını verecek. Instagram'dan yollayın. Şimdi Erhan Acar, Avrupa'da yaşayan Türk gurbetçilerimiz var. Onların hali ne olacak? Tahir, aslında yurt dışında yaşayan vatandaşların 31 Temmuz 2019 tarihinde SSK'dan emeklilik ellerinden alındı. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hani diyoruz ya, biz kimseyi tutmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, sanki burada Avrupalı vatandaşları biraz üzdük gibi. Yani 31 Temmuz 2019 tarihinde SSK'dan emekliliği kaldırıp 1 Ağustos 2019'dan itibaren Bağkur'dan emekliliği getirdik. Avrupalı biraz üzüldü. Ha, öte bir yandan da bakarsak Avrupa'da kısa süreli çalışmaya Türkiye'de emekli maaşı alabilme hakkı da getirildi. Yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Ama ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şu sözlerle seslenmek istiyorum. Cumhurbaşkanım, sizin kalbinizi, yüreğinizi biliyoruz. Lütfen Avrupalı vatandaşları bir an önce SSK'dan emekli olabilmeleri için geri getirelim. Çünkü Türkiye ekonomisine, madem 30 Haziran'ı işaret ediyoruz, varlık barışını işaret ediyoruz ve para getirelim diyoruz. Zaten Avrupalı vatandaş emeklilikten daha güzel para nasıl olabilir? Getiriyorlar, parayı yatırıyorlar, 20 sene sonra emekli oluyorlar. Yani devletimiz o parayı 20 yıl kullanabiliyor. Ama şu an esas Avrupalı vatandaşları ilgilendiren, Avrupalı Türkleri ilgilendiren, Avrupalı gurbetçileri ilgilendiren bir baş ağrısı var. Tahir Bey, Hürriyet gazetesinde Sayın Ahmet Hakan beyefendiye arz ettik konuyu. O da sağ olsun bu konuyu işlettirdi ve gerçekten önemli bir konu olduğu için Sayın Ahmet Hakan bu konunun üstüne gitti. Avrupalı Türklerin bilgilerini kimler satıyor? Bakın Tahir Bey, para karşılığı, buradan Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunuyorum. Evet. Para karşılığı, 3.000 euro karşılığı Avrupa'da yaşayan Türklerin buradaki mal varlıklarını, buradaki banka hesaplarını, buradaki gelirlerini, buradaki şirket ortaklıklarını hepsini 3.000 euro karşılığında satan Türk şirketleri var. Buradan savcılıklara suç duyurusunda bulunuyorum. Ben Cumhuriyet Savcılığına kendim şahsım olarak
suç duyurusunda bulundum. Ama 3000 euro karşılığında Belçika devletine, Hollanda devletine bu vatandaşların şurada mal varlığı var diyorlar. Bakın ekranlarda görüyoruz. Fotoğraf bile çekmişler. Vatandaşın evinin fotoğrafını bile almışlar. Ve sosyal hat çağırıyor. Diyor ki sen diyor bu vatandaş olarak Türkiye'de mal varlığım yok demiştin. Ama biz araştırdık. Türkiye'de mal varlığın var olduğu çıktı. Şimdi Avrupa devletleri bizim vatandaşların bilgilerini mi istiyor Erhan Nacar? Bu evet, sözünüzden. Evet. Ve Tahir Bey. Şaka gibi ya. Biliyor musunuz? Burada Belçika konsolosluğuna giderek, burada Hollanda, Almanya, Fransa, Avusturya konsolosluklarına giderek anlaşma yapıyor bu vatandaşlar. Niçin? 3000 euro için. Ne yapıyor? Kendi vatanını, vicdanını, insanını satıyor. Erhan Bey sakin olun lütfen. Yapıyorlar. Tahir Bey, Erhan Bey sakin olun yapıyorlar. Lütfen. O paraları nasıl kazanıyorlar Tahir Bey? Siz zaten her platformda bunu gündeme getiriyorsunuz Tahir Sarıkaya. Evet tamam. Allah sizden razı olsun. Tamam Erhan Bey. Tamam Erhan Bey özür diliyorum ama şu an vatandaşlar benim Instagram kilitlendi. Evet. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilikle ilgili tabii sorular geliyor. Hemen soruları alalım. Kısmi emeklilikle normal emeklilik maaşı aynı mı diyor bir kadın izleyicim? Kısmi emeklilik ne demek? Kısmi emeklilik Avrupa için söyledik. Ama Türkiye'de 1800 Euro'dan emekli olanlar, Türkiye'den 1800 Euro'dan emekli olanlar en az %60 raporu olması lazım. Madem bize kısmi emeklilikten bahsettiniz, Türkiye Cumhuriyeti'nin yine sizin için vermiş olduğu bir imkan %42 ve üzeri rapor olanlar. %42 ve üzeri rapor olanlar erken emekli olabilecekler. Vergiden de muaf olacaklar. Bu evet. Da buradan müjdesini vereyim. Erhan Bey 2004 yılında Bağkurluyum. 6 yıl oldu vergimi kapattım. Başvurumu dondurdum. Ne zaman emekli olurum diyor. Instagram'dan emekli, bana. Emeklilik belli. Instagram 68, adresimi verin 65, arkadaşım. 65 yaşından önce emekli olamaz ve 7200 gün ödemesi lazım Tahir Bey. Evet devam edelim. Yaşım 48 günüm doldu fazlasıyla 1972 doğumluyum. Ne zaman emekli olabilirim diyor. Vatandaşlar 72 doğumlu olan 90 girişli olduğu için 54 yaşlarında emekli olabilir. Ama burada önemli olan şu. Yeni gelen emeklilik sisteminin neresinde kalıyoruz? O yüzden Tahir Bey ben az önce Instagram'da bir paylaşım yaptım sizin resminizin, videonuzun. Onun altına sorular sorsunlar size sordukları gibi. Ben de oradan söz veriyorum size. Cevaplayacağım Tahir Bey. Evet. 66 doğumluyum. 2014'te sigortam yapıldı. Bir yıl Bağkur ödendi. Daha sonra tarım sigortası oldum. 80 gün ödendi. Emekli olmam için ne yapabilirim diyor. Doğum öncesi sigortam yok demiş. 2014 yılında hemen hemen şöyle söyleyeyim 40 yıl sonra sigortalı olmuş Tahir Bey. 65 evet. Yaşından önce emekli olamaz. 7200 gün ödemek zorunda. Devam edelim o zaman Erhan Nacar. Başka neler anlatacaksın bize? Şimdi burada önemli olan şu. Emekli maaşları düşük. Panik yapmayın. Bakın bir şey söyleyeceğim. Emekli aylıkları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yanlış bağlanmış olabilir. Emekli aylıkları bağlanırken siz Sosyal Güvenlik Kurumu'na yanlış bilgiler vermiş olabilirsiniz. O yüzden emsallerinize göre düşük maaş alıyorsanız sadece bir dilekçe yazarak belki de olmayacak bir şeyi olur hale getirebilirsiniz. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nde bir dilekçe çok şeye sebep olabilir. Bakın bugün dul maaşı veriliyor. Bugün yetim maaşı veriliyor. O yüzden çoğu vatandaşımız böyle hakların olduğunu bile bilmiyorlar. Eğer evinizde baktığınız kişi %90 ağır raporluysa o zaman 1600 lira, 1400 liraya kadar bakım parası da alabiliyorsunuz. Bugün isteğe bağlı başladı. İsteğe bağlı 30 gün yatırırken düne kadar sağlıktan yararlanamıyorduk. Şimdi isterseniz isteğe bağlı 30 gün yatırırsanız eşinize, çocuklarınıza, bırakın anne babanıza bile bakabiliyorsunuz. Genel sağlık sigortasını soruyorlar Tahir Bey. Genel sağlık sigortası nedir? Halen bilmeyen, genel sağlık sigortasına çıkan borcu anlamayan var. Arkadaşlar çok basit. Gelir tespitine gideceksiniz. En yakın Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın orada sosyal yardımlaşma vakıflarına giderek gelir tespiti yapın ve size belli bir borç çıkacak. 85 lira örnek veriyorum. 110 evet. lira örnek veriyorum. Erhan Nacar. Aile efendim. Toparlayalım. Kadınlarla ilgili müjdeniz var mı? Çalışan kadınlar, ev hanımlarıyla ilgili. Bakın yurt dışında yaşayan kadınlar
orada kaldıkları süreleri borçlanabiliyorlar. Bakın çalışmasa da Avrupa'da evet. kalan, Avrupa'da yaşayanlar Türkiye'de borçlanabiliyor. Türkiye'deki artık ev kadınları, daha önce de bunları söyledik ama çok dinleyemediler herhalde arkadaşlar. Ki çok da ya da bu konuyu açamadık. Burada evde örgü yapıyorsun. Ya çok basit, örgü örüyoruz. Bu örgüyü pazarda satıyorsak, evde el işi yapıyorsak, evde yufka açıyorsak, evde mantı börek yapıyorsak, bunları götürüp satıyorsak siz de emekli olabilirsiniz. Hanımefendiler, dışarı çıkmanıza bile gerek yok. Evde yaptığınız işlerden Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sosyal Güvenlik Kurumu size bir emeklilik hakkı veriyor. Bunun için vergi dairesinden, bağlı bulunduğunuz vergi dairesinden vergiden muaftır belgesi alacaksınız. Böylelikle 3600 günü doldurduğunuzda Türkiye şartlarında 15 yıldan emekli olabilir ve böylelikle 2500 lira üzeri maaş alabilirsiniz. Yani kısacası Tahir Bey, yaş ne kadar ilerledikçe emekli maaşı o kadar yükselir. Dolayısıyla şu anda emekli olmanın aslında tam zamanı demek istiyorum Tahir Bey. 47 yaşındayım, 99 SGK girişim var, askerlik ödemesi yapmadım. Şimdi, ne zaman emekli olurum diyor. Evet, hayır, 58 yaşında emekli olacak. 5400 günden emekli olabilir. İsterlerse 5400 günün üstünde de yüksek ödeyebilir. Bakın az önce de söyledim. Çok basit. Yüksek emekli maaşı almak isteyenler normal ödemenin üstünde ödeme yaparlarsa aylıkları daha yüksek gelir. Çünkü prim kazanca göre emekli maaşımız hesaplanıyor. ABO yani aylık bağlama oranı neye göre hesaplanıyor? Prim kazanca göre. Aldığınız çalıştığınız maaşa göre. O yüzden maaşınızın tam yatıp yatmadığına lütfen bakın. Bir de Tahir Bey, SSK'da emeklilik iptalleri var bu aralar. Evet. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilik iptalleri yapıyor. 1500'e yakın müfettiş ordusu var. Dolayısıyla devletten kaçış yok. Ama burada önemli olan şu. Resmi olarak gerçekten helal sigorta yapacaksınız. Helal sigorta yaptığınızda hiçbir sorumluluğu üzerine almamış oluyorsun. Ama lütfen sahte sigortadan kaçalım. Bugün kaçtın, yarın kaçtın. 10 yıl sonra devlet yakalıyor. 10 yıllık geriye dönük maaşları ve faizleriyle ilaç paralarına kadar alıyor. Yazıktır, günahtır. Her şeyi elhamdülillah namuslu, düzgün, helal bir şekilde yapalım. Lütfen. Bu çok önemli Tahir Bey. Evet Erhan Nacar, stüdyoda da sizi konuk almak istiyoruz. Son bir dakikanız kalmış. Bir dakika neler anlatacaksınız? Toparlayın. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Çok önemli. Türkiye aileleri sosyal konutlardan atılıyor. Bakın Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla ilgili son haberin haberi diyor ki Türkiye'de mal varlıkları olanlar Avrupa'daki sosyal konutlardan atılıyor. 800'e yakın Avrupa'da yaşayan Türk sosyal konuttan atıldı. Lütfen Avrupalı Türkler, Avrupa'nın neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Bana ulaşabilirsiniz sosyal medyalardan. Erhan Nacar yazdığınızda direkt bana ulaşıyorsunuz. Size gönderilen evrakları kabul etmeyin. Türkiye'de gelen evrakların hiçbiri resmi belge değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sizi satmıyor. Satmayacak. 2017'den beri bu evrakları vermiyoruz. Çünkü altyapı oluşmadı diyoruz. Ama ne yapıyor bazıları? Belçika hükümeti, Avrupa ülkeleri gelip Türkiye'de şirketlerle anlaşıyorlar. Ve böylelikle sizin bilgilerinizi 3000 euro karşılığında satıyorlar. Bakın ne olursa olsun önünüze belge gelse de asla kabul etmeyin. Diyeceksiniz ki bu resmi belge değil. Benim böyle bir belgem yok demek zorundasınız. Çünkü illegal yoldan, gayri resmi yoldan, el altından bunlar elde ediliyor. Dolayısıyla sakın ha kabul etmeyin. Gerekirse mahkemelere taşıyın. Gerekirse CİMER'e şikayet edin. Gerekirse Cumhurbaşkanlığına şikayet edin. Gerekirse toparlayalım. Bizi bulun, biz gereğini yapalım. Erhan Nacar teşekkür ediyoruz. SGK uzmanı.